Merhaba, ben Mehmet Dostlar. Bu videoda sizlere DE5 ve DE11 farklı bağlantı grubunda olan iki transformatörün nasıl paralel bağlanacağını anlatmaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili çok fazla bilgisi olmayan arkadaşlar, transformatörlerde polarite bulma ve bağlantı gruplarının nasıl oluştuğuna dair YouTube'da yayınlamış olduğum videoma göz atarlarsa iyi olur. Standart olarak aynı bağlantı grubuna sahip trafolar birbirlerine paralel olarak bağlanabilirler. İstisnai olarak farklı bağlantı grubundaki transformatörler de birbirlerine paralel bağlanabilir. Bu istisnalardan biri DE5 ve DE11 transformatörler için geçerlidir. Bu tip bir bağlantının yapılabilmesi için transformatörlerin primer girişleri farklı fazlardan verilmesi ve sekonder çıkışlarının da farklı fazları oluşturması gerekmektedir. Şekilde DE5 transformatörün bağlantısını inceleyecek olursak, bu DE5 transformatörün standart olarak giriş primer ve çıkış sekonderleri standart olarak bağlanmıştır. Buradaki A yani U1 bobin ucum L1 fazından, B yani V1 bobin ucum L2 fazından, C yani W1 bobin ucum L3 fazından beslenmiştir. A yani U2 sekonder bobin ucum L1 fazını, B yani V2 sekonder bobin ucum L2 fazını, C yani W2 sekonder bobin ucum L3 fazını oluşturmuştur. DU11 transformatörün primer ve sekonder bağlantılarında bir değişiklik yapılmıştır faz sıralamalarında. Ne demek istiyorum? A, U1 primer bobin ucum L2 fazından, B, V1 bobin ucum L1 fazından, C, W1 bobin ucum L3 fazından beslenmiş. Sekonderde ise A, U1 bobin çıkışım L1 fazını, B, V1 bobin çıkışım L3 fazını, C, W1 bobin ucum çıkış ucum L2 fazını oluşturmuştur. Bağlantının olup olmayacağını anlatabilmek için burada vektör sistemini kullanacağım. Vektör sistemini transformatörlerde polarite bulma ve bağlantı grubu videomda detaylıca anlatmıştım. DE5 transformatörümle başlayayım. Burada DE5 transformatörümde U1, U2 bobin uçlarında L1 ve L2 fazlar arasına bağlandığı için UL1 L2 gerilimi verilmiş durumdadır. Bu gerilim bu şekilde bir fazlar arası gerilim vektörü oluşturmaktadır. Primer 1U1, 1U2 bobinle uygulanan bu gerilim karşı tarafında kendisiyle 180 derece faz farklı, buradaki noktalardan bunların ters polaritede olduğunu görüyoruz. Aynı doğrultuda ama 180 derece faz farklı olarak 2U1, 2U2 sargılarında L1 gerilimini indikleyecektir. L1 sekonder gerilimini. O da görüldüğü gibi aynı doğrultuda ama 180 derece faz farklı olacaktır. Gelelim V1, V2, 1V1, V2 bobinime. Bu da L2 ve L3 fazlar arasına bağlıdır. Yani buna UL2-3 primer gerilimi uygulanmıştır. Bu sargıda karşı taraf sekonder sargısında yani 2V1, 2V2 bobinlerinde aynı doğrultuda fakat 180 derece ters polaritede olduğu için bir gerilim indikleyecektir. Bu UL2-3 primer gerilimim. Burada da demin de söylediğim gibi 2V1, 2V2 bobininde UL2 sekonder gerilimini indikleyecektir. Aynı doğrultuda ama ters polaritede olduğu için 180 derece faz farklı. 1W1, 1W2 bobinim ise benim L3-L1 fazlar arasına bağlıdır. O nedenle bu bobine uygulanan gerilim UL3-1 gerilimidir. Bunun doğrultusu ve yönü bu şekildedir. Yine buraya uygulanmış olan gerilim karşı tarafta 2W1, 2W2 bobininde sargısında aynı doğrultuda fakat 180 derece faz farklı olarak L3 sekonder gerilimini indikleyecektir. Görüldüğü gibi aynı doğrultuda ama 180 derece faz farklı şekilde. Gelelim DE11'deki vektör durumuna. Burada benim 1U1, 1U2 bobinim L2 ve L1 fazlar arasına bağlıdır. Burada ise UL2-1 gerilimi uygulanmış durumdadır. Bunun vektör diyagramı bu şekilde. Bu bobine uygulanan gerilim karşı sargısında yani 2U1, 2U2 bobininde kendisiyle aynı doğrultuda ve aynı yönde çünkü doğru polaritedeler L1 faz gerilimini indikleyecektir. Aynı doğrultuda aynı yönde L1 faz gerilimini indikledi. Devam edelim. İkinci bobinim L1, L3 fazlar arasına bağlıdır. 1V1, 1V2 bobinim üzerindeki gerilim UL1-3 gerilimidir. Bu gerilimin
Vektör diyagramı bu şekildedir. Uygulanan bu gerilim karşı sargısında, yani 2V1, 2V2 sargısında UL3 sekonder gerilimini yükleyecektir. Dikkat edecek olursanız bu 2V1'in çıkışı L3 fazına bağlanmıştır. Evet, aynı doğrultuda ve aynı yönde buradaki UL3 gerilimini indikliyor. Gelelim son primer sargıma, yani 1W1, 1W2. Bu L3 ve buradan devam edecek olursak L2 fazlar arasına bağlı, yani üzerindeki gerilim UL3 2 gerilimi. Bu gerilimin vektör diyagramı bu şekilde. Bu gerilim karşı sargısında, yani 2W1 2W2 bobininde kendisiyle aynı doğrultuda aynı yönde UL2 sekonder gerilimini indikleyecektir. Niye L2 gerilim bu? Çünkü C ucu, yani 2W1 ucu L2 fazına bağlanmış. Evet, burada da aynı doğrultuda, aynı yönde UL2 sekonder gerilimi oluşuyor. DY5 ve DY11 transformatörlerde DY11'in giriş ve çıkışlarındaki değişiklik göz önüne alınarak vektör diyagramları çizildiğinde iki vektör diyagramının da aynı olduğu gözükür. Yani bu iki transformatör de birbirine paralel olarak bağlanabilir. Bir de bunu gerilimin sinüs grafiği üzerinden görelim. L1, L2, L3 fazlarına ait gerilimler L1, L2, L2, L1, L1, L3, L3, L1, L2, L3 ve L3, L2 gerilimleri bu şekilde olacaktır. Biraz sonra bu gerilim grafiklerinden bana lazım olanlarını kullanacağım. DY5 transformatörümde benim U1, U2 bobinine uygulanan L1, L2 fazlarının gerilim bu şekilde. Bu benim sekonderimde L1 fazını oluşturacak. V1 V2 bobinime uygulanan L2 L3 geriliminin grafiği, sinüs grafiği bu şekilde. Bu benim sekonderimde L2 fazını oluşturacak ve benim W1 W2 bobinim üzerine uygulanan L3 L1 fazlarına ait gerilimim bu şekilde ve sekonderde L3 fazını oluşturacak. Gelelim DY11 transformatördeki durumuna. Burada benim U1, U2 bobinim uçlarına L2, L1 gerilimleri uygulanıyor. Grafiği bu şekilde ve sekonderde L1 fazını oluşturacak. 1V1, 1V2 bobinim uygulanan gerilim L1, L3 fazı. Bu benim sekonderimde L3 fazını oluşturacak. 1W1, 1W2 bobinim uygulanan gerilim L3, L2 fazı ve bu da sekonderde L2 fazını oluşturacak. Burada şu üstteki iki grafik sekonderde L1 fazını oluşturan primer gerilimleri ve sekonder gerilimleri, ortadaki iki grafik sekonderde L2 fazını oluşturan primer gerilimleri ve L2 fazına ait sinüs grafiği, en alttaki iki tane ise benim sekonderimde L3 fazını oluşturan primer gerilimleri ve sekonder L3 fazına ait gerilimler. Burada DY5 transformatörümün sekonderindeki L2 fazını indiklenebilmesi için uygulanan gerilim ve bu gerilim, şu ilk sütunda şeyi düşünmeyin, DY5'te polaritenin farklı olmasını düşünmeyin. Polarite eğer aynı olsaydı şu gerilimi indikleyecekti. DY11'deki L1 fazını indikleyen primer gerilimi ve burada polarite değişmediği için bu primer gerilimin aynısı sekondere L1 fazı olarak geçiyor. Burada DY5'in sekonderin L2 fazını indikleyebilmesi için verilen gerilim, primerden uygulanan gerilim. Şu yine dediğim gibi polariteyi düşünmeyin. Aynı polaritede olsaydı primer gerilim sekonderde indiklenmiş olacaktı. Burada yine L2 fazının, DY11 transformatörde L2 fazının oluşabilmesi için primere uygulanan gerilim. Burada polarite aynı olduğu için primere uygulanan gerilimin aynı sekonder L2 fazında görüyoruz. Şu aşağıda ise DY5 transformatörümün L3 fazını oluşturabilmesi için primerine uygulanan gerilim. Ve yine diyorum, polaritenin aynı olduğunu düşünün. Bu gerilim sekonder sargısında aynı şekilde bir gerilim indikleyecektir. DY11'de aynı polaritede olduğu için L3 fazını oluşturabilmesi için buraya primerdeki uygulanan gerilim aynı şekilde sekonderden görülecek. Şimdi DY5'te bu sütunu ekstra oluşturdum. Niye? Çünkü DY5'te eğer polarite aynı olsaydı bu gerilimler indiklenecekti. Ama ters polariteye sahip. Eğer buradaki gerilimleri dalga şekillerinin, yani sinüs formlarının tersini alacak olursanız elde edeceğiniz grafikler bunlar. Bunun tersi bu. Bunun tersi de bu. Ve şimdi bakalım hem DY5 ve hem DY11'deki L1, L2, L3 gerilimlerinin grafiklerine. Bakın, dikkat edecek olursanız DY5 ve DY11'deki L1 fazına ait grafikler aynı.
DE5 ve DE11 bağlantıdaki transformatörün L2 sekonder gerilim grafikleri de aynı. DE5 ve DE11'in L3 sekonder fazı için indüklenen gerilim grafikleri de gördüğünüz gibi aynı. Yani bu DE5 ve DE11 transformatörlere buradaki giriş ve çıkış bağlantıları yapılarak birbirlerine paralel olarak bağlanabilirler. Bu videoda bunun nasıl olduğunu gösterdik ve ispatını yaptık. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.